Alar, ay efendim görüyorsunuz değil mi? Allah izin verirse herhalde haftaya e, arabam gelecek. Yani bir de tarikacılar da e, şey yapıyorlar artık lali gördüklerinde. E var bunun bir sebebi var da ben anlatamam ki. Belki önceki videolarımda anlatmışımdır yani. Ondan dolayı. E dün de öyle oldu mesela. Bir tane tarikayalıktan tarikacı beni taşla, şey yaptı. Patrona vereceğim dedi. Şuradan aldı beni ileride indirdi. Ondan sonra başka kadar kaya bindim. Yani. Ee, e, yani Lubunyalardan da kaynaklı da e, ne yapacaksın işte. Yani hoş geldin. Efendim, öncelikle şeyden başlayacağım. Ay e, şey, tane hani alıkayım da bari. Evet efendim şöyle. Ay. Şöyle koyalım efendim. Orada çubuk turşusu vardı. Alacaktım. E, büyük de herhalde. Yükleyemem dedim ya şişman şey <laughs> e, biber turşusu severim aslında e, şalgam da var da ben şalgam sevmiyorum vallahi var yani hem Adana'dan gelme var hem de buradan Ay. şimdi efendim e, şunu söyleyeceğim öncelikle ee, çok e, birinden almış olduğum bir e, beş aylık cezam vardı. Ondan dolayı e, şeye gittim. Girdi çıktı yaptım yani. İki saat mi ne kaldım? İçeriye bile almadılar beni. Kapıda oturtturdular. Bir de karavana getirdiler bana yemek. Yedim orada. Ne vardı? E tavuk vardı, pilav vardı, salata vardı. Ondan sonra e, çıktım geldim. Yani. Hani demek istediğim yani elinize ne geçiyor arkadaşlar? Bir de mesafe uzun yani. Ta elmada. da e, yok ki burada gaca açık cezaevi. Yok. Erkek, erkekler için var. Hem şaşmazda var hem sincanda var. Ama gacılar için sadece şeyde var. Elma dağda var. Mesafe uzak yani. Giderken bir taksiyle anlaştım. Gelirken de otobüste geldim. Beni ne tutacaklar orada? Beş aylık bir ceza için içeriye bile almadılar, kapıda tutturdular beni. İşte ben boşuna demiyorum, denetimli serbestlik beş yıla çıkartıldı diye. Ben her şeyi takip ediyorum. Üç sene olsa bile yani bunu yatarıyor yok. Ay bu da demez mi? Gacım var. Gacımla sana e, gelmek istiyorum. Sen benim gacıma kolile. Ah, ah Similya, nelere kadirsin. Ne? Ay, ay gerçekten efendim. Yemin ederim. Yani e, sabah başıma gelen olay buydu. Ondan sonra e, gittim hallettim geldim. E ne oldu? Elinize ne geçiyor? Bak bugün Cansel aradı beni mesela. Ne kadar güzel konuştu Cansel Devya kara gözler herhalde. Ha. Ne kadar güzel konuştu. Bana dedi ki uğraşma dedi kimseye dedi. Şarkılarını söyle. Muhabbetini yap dedi. Tabii Cansel. Öyle dedi bana. Sonra dedi senin hakkında dedi, dava açıyorlar dedi. Ben dedi hem sana üzülüyorum dedi hem de köpeğine üzülüyorum dedi. E bunu söyleyen Cansel. Bak tarafsız konuşuyor. Doğru söylüyor. Ama her zaman söylüyorum. Buraya geliyorlar sahte fekelerle bir şeyler yazıyorlar. Tamam şimdi görmezden geliyorum. Ama ilerleyen saatlerde canım ben popülikten popül, dilim dönmedi. Ondan bahsetmiyorum. Sadece e, Can Selbin'le aradığında tarafsız olaraktan demek ki bir sevgisi varmış bana. Ben de Cansel'i seviyorum. Bak Ekim'de İstanbul'daymış ben de Ekim'de İstanbul'a gideceğim. Kaşlarımı yaptıracağım. Bunun popülerlikle ne alakası var? <laughs> Cansel fenomen olma, o, peşinde olsaydı her gün yayın açardı. Önemli şeyler de açıyor. Canı sıkıldığı zaman açıyor. Cansel'in YouTube'larda izlenen o, o Şükran abla var. Şükran ablanın oğlu var Ozan abi. Onun kanalına bir kere 20 30 milyon izlenmiş, 50 milyon izlemiş videoları var Can Selim. Yani beni aradı bana böyle böyle söyledi. Gayet de mantıklı geldi. E şimdi ben kalkayım da a bu Şengül'e e nasıl şey yapmayayım madilik yapmayayım? He? Sabah Deniz Kumsal'ı konuk olarak yayınıma aldım diye. Niye aldım? Konuşacaklarım var Sibel dedi beni alır mısın dedi. Ben dedim sen Deniz, Deniz Kumsal değilsin önce beni bir ara. Telefonumdan. Tey dedim ondan sonra alayım seni dedim. Aldım kadın konuştu. Ben mi konuşturdum? Vermeydin ibanını ona verdin de Ar ardından niye ağlıyorsun? Ne yaptı? İbanını verdin de ne oldu? Haksız mıyım efendim? Görüp de ok okuyacağımı mı zannediyorsun? He? İşime geleni okurum. işime gelmeyeni okumam. Cevap da vermem. Kendi kendine yaz işte orada. Öt, öt bülbül, öt. Yani efendim kalkıyor oradan Elinde çekirdek, bir tane de şey almış kendine, meyve suyu. Oradan beni görüyor. Yasmin diyor ki ne? Bak diyor Sibel abla geldi diyor. Şükran abla da burada diyor. İkisinden birini al diyor. Aman diyor ne alacağım diyor. Sen diyor saat dörtlerde yayın açmayı biliyorsun diyor Yasmin'e. E Yasmin açsa sana ne, açmasa sana ne? Herkes açabilir. Yani. Yok diyor. Sabah diyor deniz kumsalı almış diyor. Konuşturuyor diyor. Vallahi benim yapmış olduğum yayınlar alanen açık. Tanıdığım birisi olursa alıyorum. Tanımadıklarım o kadar istek atıyorlar. Almıyorum. Yani. Sen de alıyorsun işine geleni. Şengül. Sen de işine gelen alıyorsun. İşine gelmeyi ne? Bırak almayı yayına bir de engelliyorsun. Bak ben şu an tekim 25 kişi diyor beni. Ben senin yayınına geldiğim zaman Şengül ne oluyor? Herkesi önüne geleni engellediğinden dolayı 6 kişiye düşüyor. Sen engelliyorsun herkesi. Ben engellemiyorum. Engellemeyi de boş ver. İstediğini yayına alıyorsun. Ona ne diyeceksin? O Alev abla bile geliyor. Benim hatırım için geliyor. Kız sana mı gelecek o? Bana geliyor bana. Sibel'im diyor. Merhaba diyor. Alev abla. Fransa'daki. Çoğu benim için geliyor oraya. Şu an yayında mı? Bakacağım öbür telefondan. Kaç kişi izliyor onu? Ondan sonra e, Sibel Baysal konuşunca konuştu oluyor. Sanki benim yayın açma hakkım yok. Var. İstediğim kişiyi de yayına alırım. Kendi derdini anlatır bana. Ben de dinlerim. Usta yayıncıyım ben. Tabii. Efendim, bugün dedim e, aslan sütü içmeyeyim. Yarın dişçiye gideceğim. Ondan sonra artık yarın aslan sütü içmem. Öbür gün giderim dişçiye. E, öbür gün ne oluyor? Pazar günü mü? Açıktır gerçi bilmiyorum. Ararım. Bir de kalkıyor oradan şey yapıyor ya. Deniz Kumsal'ı al diyor yayına diyor. başka birisi gelsin şimdi burada bana desin ki ne Sibel Hanım ben tanıyorum eğer tanıyorsan. Ee, alırım gayet e, derdini anlatabilir, şarkıda söyleyebilir. Yani argo cümle kullanmadan konuşabilir. Sen kendin vermişsin ona ibanını. Ondan sonra kötü olmuşsun onunla. Ben burada Deniz Hanım'ı savunmuyorum. Deniz Hanım bir, bir gün bana da laf attı. Benim bir şarkım var. Böyle üstümde çeketim yara ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize e, adlı videomu. Tek bir tane şarkı söylemişim, bir videoyu paylaştım burada. Kalktı bana dedi ki, o kadar dedi Eberi Kokuru'yu enaşlayanlar var dedi. Hatay'da, Adıyaman'da, Antep'te, Maraş'ta dedi. Ayıp değil mi sana dedi. Bu videoyu paylaş. Ulan videoda ne var? Halk orada ağlıyorsa e ben de şarkıda. Yar ağladı ben ağladım diyorum. Ondan dolayı ben denize ayarım. Sonra Deniz gelip de ben Şengül'ün hakkında konuşacağım demedi ki. Ben de usta bir yayıncı olaraktan kalktım dinledim. O da dedi ki böyle böyle. Anlattı. O videoyu bile izlememişim daha. İzlemem ki. Neyini izleyeceğim? Ay çakmağımı nereye koydum? Bak yine sinirlendim şimdi ha. Aa, Ekim'de, Ekim'de İstanbul'a gideceğim canım. Kaşımı yaptırmaya. Bıktım usandım artık her gün kalemle boyuyorum. Bazen güzel boyuyorum, bazen güzel boyamıyorum. haka Karakilci'ye gideceğim. Cansel götürecek beni. Gitmiş gene de Cansel'le gezeriz orada. Balık da yeriz. Ondan sonra Arabamla gideceğim canım. Arabam haftaya çıkıyor. Geliyor buraya. Geçen hafta geliyordu da kampana mampana bir lastiklerde sorun varmış. Onları da yaptır dedim. Ee, öyle getir dedim. Parası benden çıkmıyor. İzkeşimden çıkıyor. Tabii. Daha da o çarpılan arabaların şeyleri bana geldi. Sigortalardan. Birinde 44 bin TL geldi. Birinde 21 mi? 24 bin mi? Ne? E, eski eşimle de şöyle bir anlaşma yaptım. Sen bu arabayı yaptır kardeşim dedim. Benim dedim durumum yok. Ondan sonra kış boyunca sen ne kalsın? E gördünüz benim oturduğum sokağı. Enişte yokuşlu. E olurum bu sefer çıkarım. Karda kayarım. Öyle bir anlaşma yaptım. Yazın ben de kalsın, dedim. Kışın da sen de kalsın dedim. Ama arabayı sen yaptır dedim. Nasıl? O da yaptırdı maaşıyla. Göl başında çiftlikte kendi çiftliği değil orada çalışıyor. Zaten askeri ücret olmuş 20.000 TL. Bu alıyordur herhalde gene bir 30.000 falan oradan. Bilmiyorum. Evet. Anlaşmam böyle. Yazın ben de dedim. Kışın da sen de. Ama sen yaptır dedim. Hoş geldiniz efendim. Gel kız buraya. Bugün sana şey iki gündür sana şey vermedim değil mi? Kuru maman var orada. Evet bugün sana ne? bunun yarısını vereceğim. Bunun yarısını veriyorum efendim. Reflex bu. Ondan sonra e, yarısını dolaba koyuyorum. Tamam gel buraya. Kendini göstereceksin. Anladım. Gel buraya. Hopet anneye. Ee, yarısını veriyorum. Yarısını dolaba koyuyorum. Sabaha karşı zaten yarısını yiyor. Ondan sonra tekrar şey yapıyorum. Tabağına koyuyorum. İşim varsa dışarıya çıkıyorum. İşim yoksa yatıyorum. Bu da kafasına göre yiyor. Refleks. yaşmama mama. Refleks. Kaliteli yayıncıdan kaliteli mama. Evet. Aa ben yemem yedirme yo. Ama Cansel Akman vardı. Gerçekten ben ona karşı hiçbir şey de Yapmadım, hala seviyorum ben onu bir kardeşim olarak İzmir'de iş adamı kendisi ee, çok mama yolladı buna çok ama şu anda bilmiyorum araya birisi mi girdi birileri mi girdi Cansel Akman'a beni mi kötülediler bir ara hep her ayda gönderiyordu ha şimdi göndermiyor diye de yani Cansel Akmanı sevmiyor değilim her zaman. Severim. O benim bir kardeşim yani. İzmir'de iş adamı. O köründen madden gönderdiği ödül kemiğini de attı. Saati de attım. Bak. Görüyor musun Minnoş? Arkanda şey var mı? Saat. Yok. Alacağım buraya bir tane saat. Hı. Güzel bir saatti aslında. Güzel saatte de işte o pizza olayını böyle yapınca sinirlendim saate attım. Merhaba canım. Ondan sonra Almanya'da olan Feride. Bir miktar pizza parası diyeyim. Zannediyor ki Sibel abla getir götürden anlıyor. E ben getir götürden anlasam o uygulamayı bir gün indireceğim ama. Indireceğim. Herhalde Feride öyle zannetti. Pizzayı de hani Şengül'e Sibel abla telefon açar yollar dedi. Yok Mino zaten kendim alacağım kız saati. Kendim alacağım saati. Kimseden istemiyorum ki. Ben Cansel Akman kardeşim hakkında hani mama gönderiyordu Aurora'ya. Vestami'ye. O aklıma geldi. Saat demiyorum ben alırım saati. Cık, merak etme sen Minuş'cum. Ondan sonra ben Almanya'da mı yaşıyorsun seni Almanya'ya götüreyim? Abla Almanya'ya beni de götürür müsün? Ben Almanya'da değilim canım, Ankara'dayım. Almanya'da olan e, Feride Hanım'dan bahsediyorum, Seven Gül'den. Lafımı kesme sen de. Unutturma, unutmam zaten. Ondan sonra öyle zannetmiş Feride. Herhalde Sibel abla telefonla getir götür gibi bir yerden şey, e, handan hoş geldin. Söyler pizzayı. Şengül'ün oturduğu yer neresi? Düzce mi? Düzce. Şengül'ün oturduğu yer. Heh. Sonra dedim ki, e, Feride ben dedim, öyle şeylerden anlamam dedim. Anlamış olsam ben zaten küründen maddenden ondan buradan getir götürden hani şey istemem. Anlamış olsam zaten kendim söylerim yani. He. Ondan sonra 600 TL bana attı mı? Ben dedi suratı asıldı. Ya bir kere Feride atmak zorunda değil, göndermek zorunda değil. Ama beni sever yani. Ben Feride'nin desteğini asla nankör gelemem. O zaman Feride alt, e, baktım ki bu bağırıyor, çağırıyor, sinirlendi abi Şengül. Alttan. Feride de dedi ki ne Sibel abla o zaman dedi. Gel tamam hop et. Hop et. Hop et, gel. Bak Türkan ablan da geldi. Handan ablan da geldi buradalar. Hı. Ben de dedim ki ne? Şey. Kardeş payı olsun. Ne bana ibanını? Ben sana 300 TL'yi atayım. Bu sefer döndü. Ben dedi iban iban veremem dedi. E tamam da nasıl atayım ben sana o 300'ü? Feride diyor oradan kardeş bey yapın diyor. Benden bir pizza yiyin diyor. Bana iban vermiyor. Şükran ablaya diyor. Sen diyor Şükran ablan ibanını biliyorsun diyor ona at o bana açsın. Ben de sıfırlardan anlamıyorum fazla. Rakamlardan matematiğim yoktur. Başka şeylerde hep okuldan teşekkürle takdirlerle geçtim. Aynen Handan benim sayemde evet evet doğru söylüyorsun. Benim sayemde Feride ona söyledi. Yoksa söylemezdi. Doğru. Handan doğru söylüyor. Ondan sonra neyse Şükran ablayı aradım. Hoş geldin bir o. Dedim ki Şükran abla ben uğraşıyorum uğraşıyorum ama olmuyor. Beni görüntülü ara beni yönlendir ablacım dedim. Bu parayı, 300 TL'yi sana göndereceğim. Yani Feride'nin gönderdiği o kadar e, 2.000, 3.000, 4.000 TL'ler bana onlar gündeme gelmedi. Aa bu 600 TL'yi gündeme getiren Şengül. Vallahi evet kendinden çok emin Minnoş. Kendinden çok emin. Tabi ya. Artık bu işin profesyoneli olmuş herhalde o da. Tabi canım. Ben her yayın açtığımda kardeşim. Hiç kimseden para istediğimi gördünüz mü? Hayır. Herhangi bir hediye istediğimi gördünüz mü? Hayır. Ama o istiyor. Göndermeyeni de engelliyor. Bu işin profesyoneli olmuş o Şengül. Doğru ya doğru. Hatta bir gün yayınındaydım. Alev abla geldi oraya. E zaten Feride Feride her zaman söylüyor. Ben diyor Sibel ablanın diyor pizlendiğini biliyorum diyor. Ben ona ben de gö, gönde, para gönderirken ben şart koşmuyorum ki diyor. Bunu zaten söylüyor. Ne ilgilendiriyor şeyin göre benim pizzem? Bana koliler de geliyor menajer kolileri. O zaman kendisi de koli alsın. Ondan bundan da sinyale atmasın. Cilve yapmayı biliyor. Ay saçımı topladım. Ay gözlük geldi. Ay şu geldi demeyi biliyor. E benim peyzime karışacağını o zaman o da kolyeye çıksın. Kızandan kaç kişi izliyor ki onu? Ona söy söylesin. Onlara. Onlar bilmiyor mu bunun ne mal olduğunu? Neyse e Şükran ablayla kaldım. Dedim ki ablacığım ben anlamıyorum. Bir deniyorum olmuyor. Beni görüntülü ara ablacığım dedim Şükran ablama. Bana dedim tarif et dedim. Ay süper dedi. Ben de baktım dedi bu Şengül'den ya dedi. Şimdi bak benden de komisyon kesecekler dedi. Zaten dedi yeni taşındım eve o kadar nakliye parası, cart, kira parası bilmem ne. E benden de kesecekler, senden de kesecekler dedi bana. Komisyon parası. Nitekim de Şengül ablanın, aman Şükran ablanın dediği çıktı. Yani o 300 TL'den, 600 TL'den bana kalan, 225 TL kardeşim. Komisyon kestiler. Hatta Şükran Şük, Şükran abladan da kestiler. E sen o zaman niye kendi direkt şeyini vermiyorsun? ibanını? O zaman niye Deniz Komisalı'ya verdin İBAN'ını? O zaman niye Şükran abla da var ibanın? Bu saatten sonra da zaten Feride yollamaz bunu. Hatta Handan da çok doğruyu yazdı orada. Senin sayende gitti o. Yoksa Feride ona göndermezdi dedi. Ondan sonra bir gün gene yayındaydım böyle Alev abla geldi. Alev dedi de çok dedi hava atıyorsun da dedi. Hep dedi hava atıyorsun, boş hava atıyorsun dedi. Madem delikanlı kadınsın da dedi. Bin TL atsana dedi Sibel'e dedi. Alev abla da dedi ki istediğime atarım istediğime atmam bekle Sibel dedi iki dakika. İki dakika sonra dedi. Ama dedi gösterme dedi. Söyleme dedi. Söylerim Alev abla dedim. Alev abla pat bana bin TL attı mı kardeşim Şengül'ün yayınında? İki dakika sürmedi. Şimdi o yüzden Alev akıcık. E Alev oraya geldiği zaman merhaba Sibel'im diyor, hoş geldin Yeliz. Gittim tarikayla aldım geldim Yeliz. Haftaya da arabam geliyor. Ayaklarıma kapansa da mahvetmem diyor. Ne ne zannediyor kendini? Ne zannediyor? Ben onu yayına gittiğim zaman siz beni izleyemiyorsunuz. Düşüyorsunuz otomatikmen. Birçoğunuz orada engelli. O yüzden Alev ablayı çekemiyor. Alev abla oraya geldiği zaman arkadaşım o zaman herkese engeliyorsun. Niye Alev ablayı engelemiyorsun? Çünkü niye hala yeşil ışık yakıyorsun? bir şeyler bekliyorsun ama Ali abla sana yollamıyor. Evet şu an ben bak 40 kişiye yakın izliyor. Şu an ben onun yayınında olsam otomatikmen 6'ya alt, düşer. Tabi insanlar onu çok mu seviyor? Hayır. Benim sevenim de var. Sevmeyenim de var. Ama sevenim daha çok. Yani. Çünkü ben harbileri dobraları konuşuyorum. Kimseye de sinyale yatmıyorum. Feride zaten e, olduğu zaman ben demeden bana gönderiyor. Gönderdiği zaman da karışmıyor. Demiyor yani. Biliyor benim pizza verdiğimi. Sana ne ona ne öyle konuşuyor da. O Alev ablanın gönderdiği bin TL'yi de çekemedi ha minnoş. Kim o, o, gece uyuyamadı. Uyumadı kız. 24 saat değil, 48 saat yayın açtı. Sinirinden boyuna çekirdek çıtlıyor. O bin TL onun gözüne baktı. Bir de bana diyor ki ben Alev'e gaz verdim. Alev sana o o şekilde arttı bin TL'yi diyor bana. Sanki Alev abla Fransa gibi bir yerde Avrupa'da yaşayan kültürlü bir kadın ayol. Sen En azından ben gelenlere sormuyorum. Yurtdışında mısınız? Emekli misiniz? Bana şunu gönder, gönderecektiniz. Söz verdiniz, yapmadınız. Veya bir, bir kere gönderdiniz. Tekrar akabinde tekrar istemiyorum. Bu saatten sonra Minnoş zannetmiyorum sana yemin ederim. Tamam mı? Bak o Fe, Feride'nin e, yüreği e, çok yufkadır. Çok merhametlidir o Feride'nin. Ama bu saatten sonra ona zırnık göndermeyeceği içime doğuyor. Bak Handan çok doğruyu yazdı. Handan ne dedi? En son ki dedi pizza parasını dedi senin, senin sayende dedi ona gönderdi dedi. Evet, doğru. Bu saatten sonra da Feride sana bok göndermez. Ancak işin gücün orada oturmuşsun, sinyale atıyorsun, elinde çekirdek, insanlara engeliyorsun, insanları muhasebeci olaraktan soruyorsun, ee, ne iş yapıyorsunuz? Yasmin ondan daha delikanlı. Yemin ederim gururlu, delikanlı, vicdanlı, gerçek hayvan sever. Handancım olay şeyden kaynaklanıyor. Sabah Deniz Komsal motorcu, motora binen, türbanlı gacı İstanbul'daki. Ona vermiş şey banını. O gacı geldi yayınıma. Konuştu. E ee, onu nasıl alıyor yayınına? Sana ne? Ben mi gacıyı aradım da gel. Bana konuk ol. Şengül hakkında bildiklerini söyle. Yo. Deniz gelince ben sustum. Deniz konuştu. Karın ağrısı ondan dolayı. Biliyorum canım sen haklısın bu konuda. E ben haksız olsam Handan bana yazar. Yemin ederim ee, Holland dedi Hollanda'daki biliyorsunuz Gündür ablanızı. O bile dedi ya o bile dedi gitme onun yayınına dedi. Vallahi billaha öyle dedi. Sanki ben burada yayın açamıyorum efendim. E gelip Gündür konuşmadı mı? O video duruyor. Hangi kanalda bilmiyorum. Konuşmadı mı? Gündür geri zekalı mı? O da Avrupa'da yaşıyor. Kültürlü. Bir zamanlar Gündür'e erkek Fatma dediğini unutmadım ha. Şengül. Unutmadım. Sen Gündür'ün tırnağı olabilir misin? O benim imparator Hoş geldin Sevim. Bak Sevim seni de mi engelledi o Şengül? Sen de mi engelledi? Engellemedi de sen zaten. Aa, işim gücüm yok. Şengülle uğraşacağım. Bir de bak ne demiş oradan. Buna para göndermeyeyim, o pilizle veriyor demiş. Bak. Ha yazıyorlar, yazan insanları ben biliyorum. Uzun zamandır beni takip edenler. Yalan mı söyleyecekler? Sahte fikirli de yazmadılar. Hepsini biliyorum, tanıyorum. Öyle demiş, bak. Herkes sanki onu dinleyecek. O istiyor ki hep bana, hep bana, hep bana. Zümrüt'ün bir lafı var. Tavuk su içer de Allah'a bakar. Hep bana hep bana. Öyle işte bak. Zümrüt'ün lafı. Aa, bu kadın da böyle Aa, bu Şengül. Hep bana diyor. Hep bana. Ha. Zümrüt'ten konu açıldı. Zümrüt de aynı tıpkı Handan'ın dediği gibi nasıl en son Feride pizza parasını Sibel'in sayesinde e, gönderdi dediği Mavrabla hoş geldin dediğinin bir benzeri de Zümrüt yaptı. Zümrüt evet Zümrüt bana kaç defa inkar edemem. O da karışmaz Feride gibi. Cık. O da e, piyizme falan karışmaz. Hatta bana der ki ne? E, pizza, aç karnına içme yanına da e, et al kızart. Salatanı yap. Bir araba bana 50 euro gönderdi Zümrüt. Bu gene ağladı, sızladı. Kapris yaptı. Ama bu Şengül. Ay dedi tamam. Şengül dedi. 30 da sana göndereyim dedi. 30 euro. Sonra Zümrüt birden 40'a çıktı. Ben gittim postaneden çektim Zümrüt'ün gönderdiği euro'yu. Bu postanede 20 gün bekletmiş. Demek ki başka yerlerden de gelecek toplu bir şekilde çekecek. Lafa gelince diyor ya euro'ların annesiyim. Sen euro'ların annesi olamazsın. Hoş geldin Seyit Ebe abla. Euro'ların e, annesi olamazsan, Euro'ların babası Gündür. Sen kimsin eurolar annesi olacaksın? Bir de Zümrüt'ün gönderdiği 50 euroyu niye beklettin 20 gün sonra e, çektin, gittin Poznan'a Kaç dedim ya? 40 euroyu. Bana gönderdiği 50 euroyu ben sabah gittim çektim. Sevda abla sen bilirsin. Sen de Almanya'dasın. Şimdi Vestel gelen Zümrüt'ün gönderdiği bana 50 göndermişti. Aa bu Şengül'e de 40 göndermişti. 30 demişti. 40'a çıktı birden. Ben ertesi günü gittim çektim abla Vestel Viyon olaraktan postaneden. Aa bu Şengül postanede 20 gün bırakmış. Çünkü niye? Oradan buradan da gelsin ki toplu çekeyim. Onun peşinde bu. Çok kaşarsın çok. Aslında var ya seni şikayet etmek lazım yayın açıyor efendim sosyal medyada ondan bundan tehditle para istiyor. Veya köpeklerini kullanıyor, gösteriyor, acitasyona yatıyor. Bak benim var ya başına sarma ha. Vallahi hiç üşenmem ha. Ona göre. Ha konuştum zaten konuşacaklarımı. Sen olsan Seyit abla senin aklına ne gelir? Benim düşün, düşündüğüm gibi gelmez mi? 20 gün postanede bekletiyor Zümrüt'ün gönderdiğini. Evet Minoş. Evet köpekleri kayra, ayra, e acitasyona yatıyor. Onların üzerinden nemalanıyor. Hangi bir gün gördünüz Aurora'yı? Bestan'ın üzerinden nemalandığımı. Veya ne Onları gö göster... Ha? Buyurun efendim. Sevtab abla da Almanya'dan. Ha? Vestel gelir efendim. Vestel Ha? Sevtab abla. Misal atıyorum. Eğer Türkiye'de bir arkadaşı varsa ona der ki ne? İşte ee, Sibel'e Madem ihtiyacı var niye 20 gün o parayı kullanmadı? Bravo. Bravo Minnoş. He? Köpekleri de mama almamış ha gitmiş mağaza şey marketten malboralar almış, çekirdekler almış, bilmem neler almış. Ha şeyde kaldım misal olaraktan diyorum. Ee, Sehtab abla diyelim ki ne? Para gönderecek. Vestel gönderebilir. Vestel gönderdiği zaman postaneden çekilir. Ha, Türkiye'de bir arkadaşı varsa ona rica eder. Der ki ne? Şuyu bana, şu parayı at, ben sana yollarım. O zaman anında geliyor. Ama Vestel Viyon olarak gönderilen... Mamaları da satar. Mamaları da satar. mi tükenmedi o kadar şey geldi. <laughs> mama paraları geldi. <laughs> Kimisi mama gönderdi. Ya bir kere Nisa su yok mu Nisa su? Güzellik uzmanı. Paketlerle mama götürdü evine. Ha nerede o mamalar? Makyajlar götürdü. Saç boyaları götürdü beğenmiyorum dedi. Tabii. Ay dedi bunlar dedi herhalde eskimiş dedi. Müd şey müdahillik müdahilinden çıkmış dedi. Ne yapacağım dedi bu saç boyalarını. Dedi. Anlaştığı bir peşo vardır. Vardır kusura bakmayın. Vardır canım vardır. Kaç tane? Beş tane köpeği var herhalde. Dört tane mi ne? O kadar mama geliyor. Hala mama. Yarı fiyatına satıyor satıyordur. Anlaşmalı oldu peki şöyle. Vallahi benim şu odam var ya biraz dağınık. Sizi oraya götürürüm. Odam mamalarla dolu. 15 kiloluklarla, küçük paketlerle, refleks mamalarla. Ondan sonra diyor ki, şey Feride'nin gönderdiği 600'ün 300'ünden. Yüzde diyor sana menajer kolisi gelmişti diyor. Onu da onu da üstüne koy diyor. Onu da gönder diyor. Ya dedim kardeşim ben burada sigara içiyorum. Canım bir şey ister dedim. Ben dedim niye niye atayım göndereyim dedim yani. Ama önceden dedim. Gene. Ver bana İban'ını. Çiçekçi Cevat vardı. Yıllardır tanıdığım menajer kuliyim O. yüz 100 TL at, verdiğinde buna. Dene vermediği bana. Bana ne ya? Yani demek istediğim bu işi ticarete dökmüş ağzı olup dili olmayan hayvanları üzerinden nevelanıyor ve giden mamaları da kesinlikle doğru söylüyorsunuz Pet Show'la anlaşmıştır yarı yarıya satıyordur. Yoksa niye o kadar mamalar gidiyor? Her yayın açtığında mama yap. Yedirdiği de makarna. Köpeklere. Hiçbir günden bir güne görmedim ben. Refleks maması yedirdiğini. Ne yaş ne kuru. Evet, doğru söylüyorsun Minnoş. Bak yemin ediyorum sana Minnoş, odam şey, çok kalabalık, kiler olarak kullanıyorum ben ha, burayı. Mamalar bir sürü, kilolarla, 15-20 kilolarla. Artı bir de ben, vadiye gidiyorum, sokağa çıkıyorum. Ha şu karşıda bir tane amca var, Yasmin gibi 60-70 tane kedi besliyor. Her gördüğümde amca diyor merhabalar merhabalar Sibel Hanım diyor e, mamaye ihtiyacınız varsa yok diyor bana geliyor diyor ben çünkü adam gönüllü veriyor yediriyor besliyor e, ben kapıya koyuyorum ...vadiye gidiyorum hangi bir gün çekim yaptım ben ah şu arkaya geliyorlar minoşlar onlara da atıyorum poşetin içine koyuyorum atıyorum ağzını fazla bağ bağlamıyorum. Oradan e, patlatıp yiyorlar şeyi. Poşetten. Re, re, Reflex'in şu, şu mu 40 TL? Yok canım nerede 40 TL? Daha pahalı. Bunu Gündür gönderiyor. Gündür bana parasını gönderiyor. Oradan kendi şeyden e, internet yoluyla söylüyor. Ben de buradan kapıda ödeme yapıyorum. Tabii Gündür gönderiyor. Ben kimseden mama mı istiyorum? Bir de Feride gönderdiği zaman hem peyzemi alıyorum, hem pirzolamı alıyorum, hem salatama yapıyorum. Ondan sonra kıyafet de alıyorum ara oraya. E, mama da alıyorum. Ama Feride şart koşmuyor ben kendim alıyorum. Ama çoğunlukla tabii ki Gündür da gönderiyor. Dağınık, yemin ederim dağınık. Bir de yani geçecek yer yok. Kiler gibi e, şey yaptım orayı. Ancak bir gün e, ayarlamam lazım. Kıyafetlerim orada, mamalar burada. Ha, şu, şu küçük odada. Life hoş geldin. Daha şeye de, e, gözünde şey vardı biliyorsunuz, damla ver, damla verildi, onu uyguluyorum. Bir de tıraş parasını da peşin ödedim. Özlem Hanım da dışarıdan geliyormuş, tıraşçı bayan. Yok ya aman. Daha kadın dün bana söyledi. Kaç tane dedi var dedi. Tekrar söyleyeyim dedi. Ben üç tane var yaşmama. Tamam dedi ben gene göndereceğim. Gönderdiği zaman 30-40 tane yolluyor. Parasını bana atıyor. Ben o paradan asla ne sigara alırım ne bir şey alırım. Gündür benim uyum biliyor. Ayrıca bana yollarsa alıyorum pis. O da yolluyor. Bunların şeyine ben asla Günur da şey yapmaz yani. Bunlara gelen zaten kendisi oradan siparişi veriyor, internetten. Parayı bana gönderiyor, kapıdan ödeme ben yapıyorum mamalar alıp da. Tabii daha dün söyledi bana kaç tane varsa Sibel dedi. Üç tane var dedim. Tam gene göndereceğim dedi. Yaş mama, kuru mama çok. Mamaları Petshop'la anlaşmalı olup satan Şengül her gün her gün mama her gün mama ne mamalar geliyor paralar geliyor nerede her gün makarna işte görmedim bir günden bir güne refleks maması yedirdiğini ee, kuru mama yedirdiğini şimdi öyle dedim ya yarın yayın açar <laughs> demar oran ha yarın yayın açar Vardı makineyi gönderdi. Şey yunur geldiğinde ge buraya Hollanda'dan getirdi makine var burada. Gel buraya. Lafımı bölme. Afet. Hop Afet Hop anneye. Gel. Hop. Aferin. Vardı vardı tek bozdu. Hem de Hollanda'dan gelirken getirdi. Çok kalite makinaydı. Yo parasını verdim ki. Ya e, en güzeli e, veteriner ya. Yıkıyor, ediyor, tıraş ediyor. Manikür, pedikür. Pedikür mü neyin? Yapıyor. Yoksa bir tane çok kalite makine getirdi. Tıraş makinesi de. O da e, tek dış bozdu. Bir de tek kişiyle olmuyor. E, i̇lla birinde bir, e, bir yanında bir, birisi olacak ki hani e, tutsun. O şekilde tıraş oluyordu. Mesela tek buradayken veya benim manevi kızım vardı. Veteriner kendisi şu an Antalya'da. O varken Ankara'daki ne bana geliyorlardı. Ben tutuyordum, manevi kızım tıraş ediyordu. Yani tek başına olmuyor. Bozdu, tıraş edeceğim diye bozdu. Kaç tane telefon aldık ona? Günür aldı, bir tane aldı. E ben kaç tane aldım ona? Elinde tornavida. Çakmak dalsam da bozuyor. Saat de alsam bozuyor. Telefonu da bozuyor. Tıraş makinesini de bozuyor. O da böyle. Çok kalite bir makine getirdi Gündür gelirkeni. Bir kere tıraş ettik. İkincisinde tekrar uzadı. Herhalde beslamiyi yapıyordu, tıraş ediyordu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Taş olsa taş, dayanmaz teklişe. Aynen. Sibel Pak hoş geldin. Doğru, her şeyi bozuyor efendim. Şeyi de bozdu, yatak odanın o şey, ampül müdür nedir? Onu da bozdu. Her şeyi bozuyor. Şimdi, bacımı aramış. Ondan sonra demiş ki ne? Eee beni mutfağa sokmuyor. Ulan seni mutfağa sokmuyorum da burada aç mı bırakıyorum seni? Ha? On kere çay demliyorum önüne koyuyorum. Yemekler yapıyorum. Nankör tektir. Sanki mut ben mutfağa kimseyi sokmuyorum efendim. Benim şeyim var burada. Hastalığım var. Her iki tek sokamam. Yo kendisi de bozuk. Tek gerçekten değerini bilmiyor. Bilmiyor canım doğru. Ne aldıysam bu en son dedi ki ayakkabım dedi. Adana'ya gideceğim. Dedi. Anladım. Burada dedi bir tane köşker var dedi. Ne kadar istedi dedim. Dedi ki 150 TL. Tamam. Götür ayakkabını ver. Ne zaman adam teslim edecek? Ne zaman yapacak dedi. Yarına verecek dedi. Para olursa. Çıkarttım 150 TL para verdim. Götür şeye ver dedim. Köşkere. Ertesi günü ayakkabısını aldı. Huzursuzluk çıkarttı. Ben Adana'ya gidiyorum dedi. Hayır o tuvalete girdiği zaman 3 saat çıkmıyor. 10 tane ekmeği sen de çiğnemeden yersen. Kaç ki? Aa bir de diş yaptırdım. Bir de diş yaptırdım ona. Balgat'ta. Altlı üstlü. En son beni sinir etti. Gene Adana'ya gideceğim dedi. Kıştı. Kar yağıyordu. Ondan sonra dedim ki sabah olsun da öyle git. Bak dedim bu soğukta gitme. <laughs> Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra baktım şurada oturuyor. Ee, Temem tamam dedi. Tamam kış dedi. Sabah dedi. E, ee, beşte de gidelim dedi. öyle mi? Ben de piriz içiyorum. Ondan önce de bana şey getiriyordu. Ee, dolaptan su getiriyordu. Veya bir şey istiyordum getiriyordu. Ha geride çıktı yaptım canım. İki saat tuttular beni. İçer, içeriye bile almadılar kapıda. Bir de karavana vardı orada e, tavuk, pilav, salata. Onu da yedim ondan sonra. Giderken taksiyle anlaştım. Gelirken otobüste geldim. İki saat. içeriye bile almadılar. Kapıda oturttular beni. Çünkü cezam beş aydı. E, ne, ha. Sonra e, sin, e sinirlendim. Bu da burada sabah saat 5'i bekliyor ki Adana'ya gidecek. Gittiler. Nescafe içerim dedim ben. Nescafe geldi. Benim çayla aram yok ki fazla. Ondan sonra kalktım neyse suyum bitti. Dolaptan su alayım dedim. Biraz dedim cama açayım dedim. Karlı hava böyle gelsin. Çok sigara içiyor ya burada. Mahvediyor evi. Baktım. Dişlerini çıkartmış orada kavanoza koymuş. Camda. Ben de aldım. Bir tane eldiven aldım. El, eldiveni elime geçirdim. bunu dişlerini aldım. Arkaya attım. Bir tanesi kırıldı. Ay süre bitiyor efendim. <laughs> Kavanoz diye. <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> Cezaevinde okudum hayatım anestezi uzmanlığını. Tüm sertifikalarım oradan. Geliyorum.